Orayı da mı çekeceğim? He? İyi akşamlar sevgili takipçilerimiz. Hepinize selamlar, sevgiler. İncir uyuşturması yapımını sevgili takipçilerimize gösteriyoruz. İncirlerimizi yıkadık. Güzelce. Bir 15 dakika sıcak suda beklettik. Ve ılımış sütümüzü yavaş yavaş ilave ederek yaklaşık yarım saat siliyoruz, eziyoruz böyle gördüğünüz gibi. Yaklaşık yarım saat, 20 dakika falan işte ayarınca diyelim. Eziyoruz incirlerimizi. Yaklaşık 2 kilo sütü buna yedireceğiz. Burada ne kadar incir var? Aşağı yukarı 40 tane falan incir var. Öyle sayıyla diyeyim ben size. Yarım kilodan fazla. Ve sadece bir su bardağı incir şeker gidiyor buna. Kolay gelsin diyor, eline sağlık ve Selahattin Uslu. Şöyle incirlerimizi de gösterirsek, incir uyuşturmamızı. Teşekkür ediyoruz. Ve bir taraftan da sütümüzü kaynattık. Kaynatmadık daha doğrusu, ısıttık. Şöyle gösterelim. Önemli olan sütümüzün böyle parmağımızı yakmaması. Süt mayalama derecesinde olacak. Sütümüzü alıştıra alıştıra yavaş yavaş yediriyoruz. Kolay gelsin Ömük Revin Bey. Teşekkür ediyoruz. Cemal Şimşek kolay gelsin diyor. Sütümüz güzelce ezildi böyle şey incirlerimiz. Artık sütümüzü katma vakti geldi. Bunu sevgili takipçilerimiz robottan falan geçiriyorlar ya, rondadan. Ben sevmiyorum. Her şey orijinalinde güzel, özünde güzel. İncir uyuşturması yapıyorlar Halime Hanım. Soruyor. O yüzden robottan falan Mustafa geçirmeyin, Bey. Üşenmeyin. Yaklaşık yarım saat 40 dakikanızı alacak. Mutlaka ve mutlaka tahta kaşıkla, kepçeyle eziyorsunuz. Ve incirlerimiz oldu. Şimdi geri kalan, 2 kilodan geri kalan sütümüzü şöyle boca ettik hepsini birden. Ve en güzel anına geldik. Karıştırıyoruz bunu böyle. Hiç ocağa falan koymaca yok gördüğünüz gibi. Hasan Yaman, hayırlı geceler. Çok güzel bir program yapıyorsunuz Halime Hanım diyor. Teşekkür ediyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Bahattin'in kolay gelsin diyor. Nedir bu diyor Halime Hanım diyor. Şöyle getirelim şuraya. Işık olsun etraf. İncirleri göster, şey, tencereyi göster. İncir uyuşturması. Yaklaşık Sinobu. Bir dakika karıştırıyoruz böyle iyice. Şekeri, sütü, inciri birbirine güzelce kaynasın diye. Bu Sinop'ta, Sinop'un yazdık ama tabii ki genel olarak. Boyabat, Durağan, Saraydüzü'nün incir uyuşturması o tarafta olur özellikle. Öbür taraflarda yok. Tabii ki Sinop'un hep farklı ilçeleri var. Farklı ilçelerinde de farklı farklı lezzetleri var. Ve şöyle gösterirsem yavaş yavaş kesilmeye başladı. Tabii şimdi kış mevsimindeyiz. Sıcak olsun diye böyle ben sıcak olsun diye kaselerimizi sıcak sudan geçirdim. Ve böyle uyutmaya bırakacağız hepsini. Sabaha kadar bunlar kalacak. Uyutmaya bırakacağız. Adı üstünde incir uyutması. İşte rica etsek o müziği kapatabilir misiniz? Telif hakkından dolayı ceza yemek istemiyorum. Anlamıyorlar sanki. Ömer, müziği kapatır mısın ablacığım? Buyurun gelin, dükkanımız, kafemiz var. Sevgili Mustafa takipçilerimiz şöyle sizlere de bir müjdemi vereyim, haber vereyim dedim. Bu güzel lezzetleri, Sinop'un birbirinden muhteşem lezzetlerini deyip incir uyuşturmamızı ve Sinop mantımızı
yeni açmış olduğumuz Kadıköy'de Diyojen Kafe'de bulabilirsiniz. Yarın sunumlarımız başlıyor. Dayanamadık tabii ki, bir dedik canlı yayın yapalım, sevgili takipçilerimize bildirelim. Sinop'un bu muhteşem lezzetlerini bulabileceğiniz yer Kadıköy'de Diyojen Kafe'de. Allah'a şükürler olsun ki mekanımızı açtık ve sunumlarımıza başladık. Çok az yapacağız. Fabrikasyon çalışmak istemiyorum. Ne diyorlar? Butik diyorlar. Butik olarak çalışmak istiyorum. Neden? Çünkü hepsi gördüğünüz gibi el emeği, göz nuru benim için çok önemli. Ve tabii ki sevgili takipçilerimiz için de çok önemli olacak. Bizleri tercih eden müşterilerimiz için de tabii ki çok özel olacak bu. İncirlerimizi uyutmaya bırakıyoruz. Hepsi el emeği, göz nuru. Muhteşem lezzetler. Zaten uyumaya başladılar bile. Şimdi ben. Sabaha kadar incirlerimiz uyumaya devam edecek. Şöyle kapatalım. Böyle üzerlerini kapatıyoruz. Ve incirlerimiz uyumaya bırakıldı. Sabaha kadar onlar uyuyacaklar. Güzel güzel lezzetlenecekler. Şekeri, inciri, sütü birbirine güzelce karışacak böyle. Ve yemeğe hazır hale gelecek. İnşallah nasip olursa bakalım kimlerin kısmeti ne olacak diyelim. Biz yarın buradayız yine. Kadıköy'deyiz. Kadıköy Diyojen Kafe'deyiz. Adını da tabii ki Diyojen koyduk. Sinop'a ait bir şey olmalıydı. Biz ailecek Diyojen olsun diye karar verdik ve bu güzel lezzetleri, Sinop'un muhteşem lezzetlerini canlı yayınlarda ekrana getireceğiz. Ve kısmeti olan sevgili izleyicilerimizi, takipçilerimizi, müşterilerimizi diyeyim, Sinop'un bu muhteşem lezzetlerini yemeye davet ediyoruz, bekliyoruz diyoruz. Hepinize şimdilik hoşça kalın diyoruz. Yarın yine güzel sürprizlerle karşınızda olacağız. Yine canlı yayınlarımız olacak. Sinop'un lezzetlerini hep beraber tanıtmaya, paylaşmaya sizlerle devam edeceğiz. Hepinizi Kadıköy'e bekliyoruz.